Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video, yepyeni bir konsept ve yeni konularla yine birlikteyiz. Önceki derslerimizde geniş zaman ve şimdiki zamanı öğrenmiştik. Şimdi sıra geçmiş zamanın bir formu olan simple past tense öğrenmeye geldi. Bu konu tabii ki bir videoya sığmayacak kadar uzun. Onun için birkaç video çekerek bu konuyu size aktarıyor olacağım. İlk videomuzun konusu ise bir fiilinin bu zamanda kullanım şekli olacak. Hadi başlayalım. Az önce değindiğimiz gibi simple past tense'in Türkçedeki karşılığı geçmiş zamandır. Eğer bir olay geçmişte yaşanmış ve bitmiş ise İngilizce'de simple past tense'i kullanırız. Geçmişten bahsettiğimiz için de cümlelerimizde dün, geçen hafta, 3 gün önce gibi zaman zarflarına da sıkça yer veririz. Şimdi zaman kalıbını öğrenmeden önce bu ifadelere gelin bir göz atalım. Mesela last night dün gece, last week geçen hafta, last year Geçen yıl, a few minutes ago, birkaç dakika önce, two days ago, iki gün önce, yesterday, dün. Evet gördüğünüz gibi bu ifadeleri sıklıkla cümlelerimizde kullanıyor olacağız. Şimdi dersimizin konusu olan be fiilinin simple past tense kullanımına artık göz atabiliriz. Hatırlayacağınız üzere be fiilini geniş zaman cümlelerinde am, is, are olarak Kullanmıştık. Bu zamanda ise yani simple past tense ise ne yapacağız? Bunun yerine emizar yerine was veri kullanacağız. Yani geniş zamanda en ve izin karşılığı bu zamanda was. Geniş zamanda kullandığımız arın karşılığı ise bu zamanda were olarak karşımıza çıkmaktadır. Olumsuz cümlelerde ise wasn't ve weren't yani was not, were not kısaltılmış olarak kullanıyor olacağız. Şimdi gelin örnekleri inceleyelim. Biz geniş zamanda I am a teacher dediğimizde ben bir öğretmenim. Yani dün de öğretmendim, bugün de öğretmenim, yarın da öğretmen olarak devam ediyorum hayatıma anlamını aktarıyorduk. Bunu geçmiş zaman şeklinde söylemek istersek I was a teacher last year. Geçen yıl ben bir öğretmendim şeklinde söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi am yerine was geldi ve bir de ne yaptık? Geçen yıl olarak belirttik. Geçen yıl ben bir öğretmendim. I was a teacher last year. Bunu olumsuz olarak söylemek istersek ne yapacağız? I wasn't a teacher last year. Ben geçen yıl bir öğretmen değildim. Bir başka örnek verelim. Diyelim ki he öznesini kullanacağız. He is a teacher dediğimiz zaman geniş zamanda neydi? O bir öğretmendir anlamını kullanıyorduk. Bunu geçmiş zaman formunda söylemek istersek ne olacak? He was a teacher last year. O geçen yıl bir öğretmendi. Ya da olumsuz söylemek istersek he wasn't a teacher last year. O geçen yıl bir öğretmen değildi. Bir de ara bakalım. Ne yapıyorduk? We are teachers diyorduk. Ve ne diyorduk bununla? Biz öğretmeniz. Ama eğer bunu geçmiş zamanda söylemek istersek, are yerine ne geliyor dedik? Were geliyor. We were teachers last year. Biz geçen yıl öğretmendik. We weren't teachers last year dersek ne oluyor? Biz geçen yıl öğretmen değildik. Konu bu kadar basit. Geniş zamandan hatırlarsınız soru cümlesi yapmak için bu to be fiillerini kullandığımızda yani emizarı kullandığımızda geniş zamanda ne yapıyorduk? Emizarı başa alarak soru cümlesi kuruyorduk. Yine aynı şekilde simple past tense'de de eğer to be fiilini kullanıyorsak olmak fiilini yani ben bir öğretmendim. Ya, öğretmen olduğumu anlatıyorum ya. Bunu kullandığımız zaman yani was başa aldığımız zaman da bunu Cümleyi yani soru haline getirmiş oluyoruz. He was a student dedik mesela. Başa alvazı was he a student veya were you a student last year? Ya da mesela film sahnelerinde sorarlar ya böyle sorguya çekildiklerinde. Ne derler? Where were you last night? Dün gece neredeydin? I was at home. Evdeydim. Where were you last night? Home. Gibi cümleleri de böyle bu şekilde soru cevap şekline çevirebiliriz. Evet, be fiilinin geçmiş zamanda kullanımı bu şekilde. Ders notları nerede? Web sitemizde. Dilediğiniz zaman web sitemize girerek oradan da ders notlarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste yepyeni konularla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ama videodan ayrılmadan önce abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve mümkünse destek olmayı unutmayın.